السلطان المعظم امير الجليل شيخ الشاه سلطان تورو بيازندري. Hoş geldiniz sultan. Hoş sefa bulduk hatun. Afiyettesiniz inşallah. Sağlığınıza duacıyız sultan. Hacı Diyistan. Sultanım. Has divanı test toplayasın. Gün bugündür. Veliahtımızı ilan etmenin vakti gelmiştir. Emredersiniz sultan. Veliaht ilan etme fikrine ne dersin Akbilge? Ben önce istişare edin.
Karar kıldığınız veliahtı boynumuz kıldığın içedir. Lakin ilanın vakti midir? Onu bilemem. Muradım odur ki baba ile oğlun, kardeşle kardeşin arası açılmasın. İnşallah bilgim. İnşallah. Demir bilekli, kara aslan yürekli, sırtına yer değmeyen oğullar. Alparslan, Süleyman, övünçümsünüz. Göklü Allah'ım, ne muradınız var ise versin. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin beyim. Amin. Ey ahali! Ateşler yansın. Aşlar dağılsın. Dilekler tutulsun. Toprak uyansın. Güneş şarkısı. Kuzular oynaşsın. Bayram, bayram olsun. Haydi. Nevruz devam etsin. Ne oluyor Yannis?
Kim bu yabaniler? Asprogan'daki Türkmen ahaliyi bize karşı kışkırtan elebaşları. Aziz babacığım. Prens Çortunel, burası Ali. Asprogan valisi olarak bunları hizaya getirmesi gereken siz değil misiniz? Biliyorsunuz ki Valsbrokan'a geleli çok olmadı saygıdeğer Kekomenos. Keşiflerimi tamamlamadan Doğulur'un civardaki tüm Türkmenleri kılıçtan geçirdi. Aslında Valsbrokan'dan Ani'ye gelip sizi görmemin sebebi de bu. Neticede Valsbrokan dahil tüm bölgeden sorumlu olan tek vur sizsiniz. Valsbrokan Gürcistan'a benzemez sayın vali. Dayınız Liparit'in usulleriyle kanatlı yılanlarla baş edemezsiniz. Bırakın! Kendinizi alacaksınız öbür türlü! Biz Türk'üz! Küffar öğrendiniz çöpler! İşte gördünüz. Gördüğüm şu ki, dayım Liparit'ten olduğu gibi sizden de öğrenecek çok şeyim var Sayın Tekfur. Yanis, niye getirdin bunları buraya? Son kararı sizin vermenizi istedim, saygıdeğer aziz babacığım. Ne yapman gerektiğini hala öğrenemedin mi yalnız? Zelikos. Bizans keferesi Türkmenleri alman vermez. Madem ki bu zalim küffarın kuduz köpekleri masumları kılıçtan geçirir, gayrı ettikleri zulmün bedelini ödeyeceklerdir. Buyruğunuz nedir sultan? Tez hazırlıklar başlasın Hacı. Necedir kılıcımızın nedenli keskin, öfkemizin nedenli yakıcı, intikamımızın nasıl acı olduğunu unutmuş gibidirler. Haddini aşan Bizans küffarının Türkmenlere ettiği zulme son vermek için Anadolu'ya sefer vaktidir. Buyruk sultanımızındır. Sultanım. Veliaht kararınızı bekleyen ahaliye ne demeyimse buyurursunuz. Şimdi bunun sırası mıdır Kündüğri? Veliaht kararımı Anadolu seferinin ardından ilan edeceğim. Sultanım, bu kutlu sefere hangi meliklerimizin katılmasına emir buyurursunuz? Ver babasından tez yola çıkmasına emir buyurduğum yiğitlerim. Musa Yapkoğlu Hasan, Yusuf Yınaloğlu Erbaskan ve Çağrı Beyoğlu. Wait a minute!
sağ deme. Nasıl da serpilmiş kurt balası. Arslanım. Babacığım. Merhabalar ol kızım. Babacığım. Hoş geldin gözümün nuru. Safalar getirdin. Hoş gelmişsin Ömer Buzan. Hoş bulduk Çağrı Bey. Biliyor musun dayı? Kurt gördük yolda gelirken. Hem de bir başınaydı, kocamandı. Ak mıydı, kara mıydı, buz muydu kurt değil mi? Kurt karaydı. Vay kara kurt baş. Vay kara kurt baş. Sıhhatin nasıl baba? Gürtlü Allah'a şükür. Asıl sen nasılsın kızım? Sultan Mevdud'un rahatsızlığında çalındı kulağımıza. Gaz neden, ne var ne yok? Anlat hele. Otağına geçelim be baba. Gelmek isteyince biz de emniyetle gelsin diye refakat ettik kendisine. Hey, yettim de geldim. Gözümde çıkmakta edilmeyecektir. Sağ olasın bacım, sağ olasın. Süleyman nerededir? Ortalıkta görünmez. Kökber oyunundaydı abi. Ellerini yıkıyordur herhalde. Turul Bey'in isyancı olup tahtına veliaht tayin edecekmiş diye çalındı kulağımıza. Doğru mudur? Doğrudur Buza. Çalınmıştır kulağı. Melik Süleyman'ın maharetleri Dağıt'ın en güçlü namzeti oldu. Kökbörü'de dahi kardeşini yenemeyen adamdan sultanım bulunmuş. Akıl insanı dünyaya sultan yapan cevherdir Süleyman. Arpaslan'ı severim bilirsin. Bileği katı, yüreği pektir. Lakin fevridir. Toyluğundandır elbet. Sultanlık itidalli olmayı gerektirir. Sen sultan olduğunda o senin sınır boylarındaki muhafızın olacaktır. Tıpkı Tuğrul Bey'in bileği Çağrı Bey gibi. İşte o vakit onunla Kökbörü'deki mahareti en çok senin içine yarayacaktır. Yakınlarına yerleşen Türkmenler meselesi. İmparatorumuzun kulağına kadar gitmiş Aziz Kekalmenos. Sadece topraklarımızı taciz eden birkaç başıbozuk. Onların nasıl davranmamız gerektiğini de Yannis az önce gayet güzel gösterdi. Sanırım imparator sorunun daha büyük olduğunu düşünüyor amca. Türkmen meselesini sona erdirmek için güvendiği iki adamını gönderiyormuş Ani'ye. Göndersinler. Abartılacak bir şey olmadığını kendi gözleriyle görsünler ki Yüce İmparatorumuzun içi ferah etsin. Peki kimmiş baba bu generaller? İmparatorumuzun gözdelerinden General Konstantin Dukas. Yanında da bu bölgeyi iyi bilen genç bir subay varmış. General Dukas'la Konstantinopol'de birkaç defa karşılaşmıştık amca. Hatırlıyorum. Sizce Dukas hala sınırlarımızın civarında doğudan oluk oluk Türkmenleri
Türklerin yığıldığından haberdar mı Sayın Tekfur? Bu Türkmenler topraklarımıza girerse, hele Selçuklular işe karışırsa, baş edecek sayıda askerinizin olduğunu düşünüyor musunuz? Her şey asker çokluğuyla ölçülemez. Sağlam bir istihbarat, sayıca az olan bir orduyu bile savaş alanında üstün kılabilir. Çok uzun zamandır tanıdığım güvenilir bir dostum var, Doğu'da. Kendisiyle Selçuklu'ya karşı işbirliği halindeyiz. Onların attığı her adımı bize önceden haber verecek. Böylelikle biz de her seferinde bir adım önde olacağız. Fermanını getirdim beyim. Hoş gelmişsin yiğit. Oku hele. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'den Horasan Hakimi Çağrı Bey'e. Bizans Kayseri'nin Tekfur ve valilerince hududumuzdaki Türkmenlerimiz vahşice katledilmiştir. Anadolu akınları için adı zikredilecek hanedan mensuplarının
iadelikle Başşehir'e gelmesi buyruğumdur. Musa Yapkoğlu Hasan. Yusuf İnaloğlu Erbaskan. Beçare Beyoğlu. Süleyman. Alparslan'ın buyurduğunu sultanım. Doğru işittin Külli Örü. Sen de bilirsin ki Alparslan senelerdir bu anı bekleyip durur. Bu sefer en çok onun hakkıdır. Sultanım, Alparslan gibi şarttaki direğimiz olan bir yedi, şart sınırımıza gelecek kalleşçe bir saldırı için obada tutmak, devletin selameti için daha doğru olsa gerek diye düşünürüm. Bu sebeple onun yerine Süleyman'ın sefere çıkacak orduya iştirak etmesi zannımca daha münasip olacaktır. Sen ne düşünürsün Hacı? Sultanım, kararınızı tartmak, hele hele siz bir sual etmeden bunu yapmak kimsenin haddine değilse de Emir Gündüri'nin söylediklerine bu defa hak verelim. Bileği kuvvetli birinin sırtımızı sağlamda tutmak için Merv'de kalması daha münasip olacaktır. O vakit buyruğumdur. Yeğenim Alparslan Şark'ın müdafası için Çağrı Bey'e destek olmak üzere Merv'de kalacaktır. Tabiatın başına gelen her şey biz insanların da başına gelir. Bizler de yaprak dökeriz. Bizim de fırtınalarımız olur. Öldük sandığımız yerde yeniden filizleniriz. Nevruz, karanlık geceli kıştan aydınlık sabahlı bahara varıştır. Sevinçtir, umuttur, berekettir, yeniden uyanıştır. Kutlu bayramımızın ortasında gelen, aynı kandan, aynı candan olduğumuz kardeşlerimizin şehadet haberi sizleri meyus etmesin. Biz her geceyi Kadir, her günü Nevruz biliriz. Biz bir ölür, bin diriliriz. Kazanımız mübarek olsun. Eyvallah. Kazanımız mübarek olsun. Kazanımız mübarek olsun. Ne mutludur ki Selçuklu'nun ön saflarla cesurca çarpışan yiğitleri bizim obamızdan çıkar. Yanınızda olup sırt veremesem,
pusatımı küffara sallayamasam da dualarım sizinledir. Rabbim gazanızı mübarek eylesin. Amin. Acım seni kainatın en mahir okçusu eyledi. Anadolu akınlarının benim için ne demek olduğunu bilirsin. Bakın yani. Yıllar geçti ama içimdeki ateş hiç sönmedi. Yalnız ben mi? Babam, atabeyim, sen ve tüm kınım boyu. Acı hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Sabır ise en kadim dostumuz oldu. Canını sıkmıyorsun Alparslan. Her kulun yaratılışında bir hikmet, bir muradı ilahi vardır. Öyle ki bugün sana düşünde muştulanan yakında tecelli edecektir. Kendini bilmez mi? Bilir. Bilen bulur. Bulan olur.
aslan. Bilki şimdi İslam kılıcının yeryüzüne mühür gibi ilk kez vurduğu yerde Bedir'desin. Adını taşıdığın görüklü peygamberin sancağını da her daim taşıyasın. Al bu fidanı. Bunun kök salacağı, dallarının göğe varacağı yer burası değildir. Thank you.
Sen bu oğul. Budanmamız lazım imiş. Budanlık. Her ağaç. Şimdi daha da gür çıkma vaktidir. Yol uzun. Ama ömür kısa. Lakin Allah diler ise 1000 yıllık ömrün işini bir ana sığdırıverir. Milletin için yaşar isen efsanelerin ötesine geçer. Hakikatin ta kendisi olursun. Her daim yaman, yüreğinse yumuşak olsun. Yüzünü öyle bir iz bıraktım ki. O iz intikamım için bana kılavuz olacak. Garrett, kötü bir haber mi var? Selçuklular topraklarımıza saldırmaya hazırlanıyorlarmış. Ne yapacağız peki? Biz değil, doğudaki müttefikimiz yapacak. Saldırılarına karşı tedbir almamız için bize zaman kazandıracak bir şeyler yaptı. Kıymetli karındaşım Tuğrul, hitabımdan da anlayacağın gibi bu name Selçuklu Sultanı Tuğrul'a değil, kendimle bir bildiğim öz karındaşım Tuğrul'adır. Ben derim ki, kurmayı konuştuğumuz yeni devlet düzeni pastama oturana dek veliahtın kim olduğunu ilan etmemek cümle Selçuklu'nun menfaatinedir. Kararımız karardır. Gözü olana gün ışımıştır. Ağabeyin çağrı. Sultanımızın alparslanı değil de beni çağırması. Veliaht tayinini ertelemesi hayra alamettir değil mi Karaca? Her
Aslan çoktan veliaht tayin edilmiş de bir tek ilanı kalmış gibi davranır. Kimiymiş öyle davranan? Anne, baban, bütün oba, hatta sen bile. Ama bu obaya geldiğimden beridir gördüğüm bir şey vardır ki onunla benden başka bir tek Sultan Tuğrul'un gördüğüne inanırım. Neymiş o? İmparatoriçe olacağımı söyleyen siz değil miydiniz?
Prenses Evdokya, amcanız Kekamenos sizi görmek ister.
çekil, tamam çekil. Bizans İmparatoru Başdanışmanı General Konstantinopoulos. Emir Subayı. Roman Diyojen. Siz de kale komutanı olmalısınız. Ani Tekfuru, Katakalon, Kekal Menus'un oğlu, Yanis, Prens Yanis. Ani'ye hoş geldiniz, General Dukas. İsminizi unuttum. Ha? Diyojen. Sadece Diyojen. Hoş geldiniz General. Hoş bulduk Sayın Tekfur. Gösterimiz yollarda kaldı. Konstantinopol'de olup bitenler hakkında ne kadar merak içinde olduğumuzu bilemezsiniz. Buyurun lütfen. Bahsettiğinizden daha güzelmiş general. Nicedir görmedim Süleyman. Hasan'la burnumda tütmekte. Yeğenlerinin sevinci çehreni aydınlatır sultan. Aydınlatır ya hatun. İkisi de elime dolmuştur. Belki kucağına bir melik veremedim beyim. Lakin Oğuz boyunun her yiğidini kendi balan belledim bilesin. Söyler Altınca Hatun. Sen benim ömrüme neşe, kalbime ışık, zihnime serinlik verdin. Evlat sahibi olup olamamak kaderdir. Kader bu ise keder etmemeli. Sen üzülme Altınca Hatun. Hasan'la Erbaskan varmak üzeredirler reye. Sevdikleri yemekleri...
diyebilirler Baskan. Merak etmeyiz. Kan kaybeder. Saray daha yakındır. Tezra'ya varalım. Birini sağ yakaladık bey. Onun icabına sarayda bakacağım Atabey. Haydi. Yetişmeseydi eğer, yalnız Erbaskan'ın değil, cümlemizin canı tehlikedeydi. Alparslan, senin ne işin vardı? Pusu'ya mı haber aldın? Hayır sultanım. Ne diye ardımızdan geldin o vakit? Bizanslar olsa gerek sultan. Son hadiseler göz önüne alınır ise en kuvvetli şüpheli onlardır. Sefer haberini alıp böyle bir kalleşliğe girişmişler belli ki. Henüz hiçbir şey belli değildir Emir Kündüri. Şüpheyle hareket etmek de doğru değildir. İtidalli davranmakta yarar vardır sultanım.
Melikimiz Alparslan bu kalleş pusunun ardında kimlerin olduğunu mutlaka bulacaktır. Sultanım, Melik Alparslan ve Atabey Hasan huzura kabul bekler. Gelsinler. Söyleyeceği belliydi Bizans keferesi. Bu suyu atanlar Bizanslı olmasa gerek sultanım. Kimdir o vakit? Belki Gazneliler. Gazneliler orayı neden bozmak istesin? Ben de bunu merak ederim sultanım. Bu işin peşine düşmek için destur isterim. Evvela obaya varıp ablam Begim Şevfer'le konuşacağım. Her şey
amcamın kontrolü altında. Burada Konstantinopol'den biraz farklı yürür işler. Bölgeyi gayet iyi bilirim. Başı bozuk Türkleri de öyle. Damarlarına basıldığında neler yapabildiklerini de çok iyi bilirim. Umarım onlarla baş edebilmek için gereken önlemleri almışsınızdır Sayın Tekfur. Elbette. Ben Türklerin attığı her adımdan, aldığı her nefesten haberdarım. Gerektiğinde de müdahale etmekten hiç çekinmem. Thank you.
Thank you.
Beyre. Beyim. İç kızım. Korkunu dindirir. Adın nedir hatun? Şifacılara haber edin Selcan'a. Koş kızım, hekimler şifacılarını hazır etsin. Tamam. Hatun takatsizdir. Tutun öyle. Kendine gelince anlarız.
Şimdi tesrifaya ihtiyacı var. Hadi çıkın da biraz hava alsın garip. Gevher, ne durursunuz? Hekimler neden gelmezler? Bakasın haydi. Nasıl? İyi olacak mı Kara Bey? Oku çıkartıp merhem sürdüm beyim. Ama yarası ağır. Kalacağım da buradaysa. Önce Allah'ın. Sonra onun kuvvetindendir. Buraya kadar gelmesi bile mucize beyim. Allah'tan ümit kesilmez. Lakin inşallah tez vakitte yeniden kanat bulacaktır size beyim. Bizans kafirinin elinden, Basburakan'dan kaçmış garip. Bir kuyuya saklanıp yardım beklemiş. Neyse ki vaktinde yetiştik. Basburakan mı? İçimizde durmadan kanayıp duran yara. O yara bir gün kapanacak inşallah. Şu rey yolundaki bu suyu bir dağında dele oldu.
ettiniz, soframızı şenlendirdiniz. Çok şükür Erbaskan evladımız da daha iyicedir. Ne vakit bu saraya gelsek, ana hasretimizi dindirip gönlümüzü şenlendiren sensin Altın Can Ana. Eksik olma evladım. Sefer hazırlıkları ne alemdedir Hacı? Hazırlıklar tamamlanmak üzere sultanım. Lakin sefere çıkmadan evvel Anadolu diyarına bir keşif birliği göndermemizin mühim olduğu kanaatindeyim. Sultanım, Anadolu diyarı evvelden de gidip gördüğümüz topraklardır. Zannımca keşif birliği göndermek vakit kaybı olacaktır. Rum diyarına sefere çıkmayalı 10 seneyi aşmıştır sultanım. Maazallah ordumuz beklenmedik taarruzlarla karşı karşıya kalabilir. Buyurundur. Yarın şafak vakti birliklerimiz Pasinler yakınlarına keşfe gitmek için yola çıksınlar. Emredersiniz sultanım. Sultanım, desturum bu ise Hasan ile ben de birliklerin başında yer alalım. Mülasiptir. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Amin. Sultanım, birliklerimiz bu vakte kadar devletimizin yüzünü kara çıkarmamış, Erzincan'da muzaffer olmuşlardır. Lakin Anadolu diyarına da evvelden gitmemişlerdir. Sultanım, Anadolu'yu bilen, geçmişte orada cenk etmiş İbrahim İnal'ın... Senin ağzından çıkanın kulağın işitir mi bilmiyorum. Bilmez misin ki devletine baş kaldırmış, kibrine kapılıp sultanını devirmeye niyetlenmiş, isyankar Melbun İnal'ın tüm salahiyetleri elinden alınmıştır. Bilmez misin ki benim ona itimadım kalmamıştı? Ne cüretle onun adını bu sofrada ağzına alırsın? Merhametimden mi güç alırsın? He? Yıkıl karşımdan! Yıkıl! Bağışlayın sultanım. Gözünü açtın kızım.
nasılsın bakalım? İyiyim. Neredeyim ben? Ver babasındasın. Seni getirdiklerinde buraya baygın haldaydın. Evvela şifa çadırındaydın. Ama gece olunca seni ben buraya taşıttım. Akınay be. Senin adın ne? Akça. Akça. Aa. Sandıktan senin için bir şeyler bakılırken. Aa bak. Bunu buldum. Pek severdim genciken giyinmeyi. Ay maşallah, ay maşallah. Karabey. İyiyim. Mermi tazelemek gerek. Sen mi kırdın bu malı? Sana bir can borcum vardı. Ödemiş oldum. Allah ikinizden de razı olsun. Kimsin, necisin? Adını da öğren. Bırakan da esir gibi yaşayan Türkmenlerden. Köle olarak satılacakken bir yolunu buldum. Kaçtım ellerinden. Kuyuya zor attım kendimi. Şükür yetiştiniz. Yoksa niceydi halim. İşte tamam. Sağ olasın. Hayırı bas bırakanı ardında bırakırsın. Kalacak yerim yok diye de tasalanmıyorsun. Dilediğin kadar obamızda kalabilirsin. Gününüz aydın ola. Hoş kalmışsın Akınay'a da. Eee.
Belki yakışmış. Maşallah. Destur olur ise akça kızımı ben ağırlamak isterim. Otağıma nefes, yanıma yoldaş olur. Ne yaparsan? Thank you.
Basbraka'nın kuzeyinde Kaptenon civarında dolanan Türk atlılar görülmüş. Birliğinle onları yakalayıp getir ki amaçları neymiş anlayalım. Emredersiniz Aziz babacığım. Öylesinde ilk kez görürüm ha. Rey sarayından bile gösterişlidir. Şu duvardaki süslere bakın hele. Alparslan, babama bir hayal mi oldu yoksa? Babamın sağlığı iyidir abla. Lakin cenge giden meliklerimiz rey yolunda pusuya düşürüldü. Ne dersin Alparslan Bey? Peki ya sıhhatleri nasıldır? Erbaskan'ın yarası vardır. Ama imdi iyidir. O vakit yüzündeki endişenin sebebi nedir? Pusuyu atanların üzerinden gazne oku çıktı. Senin haberin olmadan üstten kuş dahi uçarım. Nasıl olur da bu hainler sınırı geçip Rey'e kadar gelirler? Hemen bir tahkikat başlatıp size bu kalleş saldırıyı yapanı bulacağım. Akşama kadar müjdet verin bana. O vakte kadar da misafirim olun. Olur da bulamaz isen. Kellen gider bilesin. Söyle bakalım sen. Hangi adla anılır bu dağ? Bu dağ Tendürek derler Süleyman. Dağın ardında Bizanslı kafirin Kapterun, bizim Türkmenlerin ise Pasinler dediği bir oğlu vardır. Eğer bir meydan muharebesi olacaksa en müsait yer orasıdır. Bir haydi gidip yerinde görelim bu vakit. Dağın etrafında dolaşmak lazım gelir. Bu da bize 3 gün kaybettirir. Dağdan geçen kestirme yolları vardır elbet. Var. Var olmasına da çok sarp geçitler. Zahmeti bir yana pusu yemeye de müsait yerler. Yoksa korkar mısın Hasan Bey? Korkundan demedim Süleyman. Ama durup dururken de tehlikenin kucağına atılmak manasız. O vakit atların yarısını alıp geri dönsen. Ben de kalan yiğitlerle kestirmeden daha aşağıyım. Olmaz öyle şey. Kancı beraber, kancı beraber. Haydi, yürüyelim. Haydi yiğitler! Ömer Bozan'ı eski tanırım beyim biliriz. Çokça vakit hırsının gözünü kör etmiş diye olmuşudur. O sebebiyle her vakit tekinsiz gelir bana. Haklısın Ata Bey'im. Ben de pek haz etmem Bozan'dan. Lakin bacısı Karaca'nın Süleyman'la evli oluşu elimi kolumu bağlar. Süleyman'ın huzuru kaçsın istemem. Üstelik ablam Şevver de itimat eder Bozan'a. Kırmızı pancar yemeği. Beylerim için kendi ellerimle yaptım şimdi. Eline sağlık hancı. Ya bu kadar güzel yemeklerin varken gündüz gözü hanın niye boştur? Merak etmeyin.
Birazdan epey hareketlenir. Geldiniz. Kana susamış. Biz hayvanlar. Bu civarda pusu atılacak en müsait geçide girmişiz. Tıdanmanın vakti değildir. Olan oldu. Şu pusuyu ters yüz edelim. Hiçbiri buradan sağ çıkmayacak. Saldırın! Haydi uzun elitleri! Türk'ün kim olduğunu gösterelim bu saksızlara. Come on!
lütfen. Thank you.
çakallara güden çoban hala hayattadır. Sıra onun kellesindedir. Şimdi de bana, var mı bir izahın? Haklısınız. Melik Hazretleri. Varken şu gebe halinde ne diye işe koşarsın? Kızım alıverin kovayı. Hasan yokken ben de işle güçle uğraşırım. Bilirim yüreğindekini kızım. Yiğitlerimiz cesaretiyle biz de sabrımızla sınanırız. Merhaba.
edersin yoksa? Ben sana sadece kolaçan etmeni söyledim. Ama sen ne yaptın? Ay gerizekalı. Önce Türkler saldırdı baba. Biz sadece kendimizi koruduk. Öldürdüklerini.
yalan yederek biz sınırlarımızı korumaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Sakin ol bakma. Ben size Selçukluların kuyruğuna basılmayacak dedim. Siz gidip sultanın yeğenini öldürdünüz. Bu yaptığınız hepimizin başını yakabilir. Dua edin. İmparatorun kulağına gitmeden meseleyi çözelim. Hasan ve diğer şehit atlarımızın kalleşçe alınan canlarının hesabı sorulacaktır. Cenk ilanını Ali Tekfur'u Kekal Menos'a götüresin. Götüresin ki ordumla canlarını almaya geleceğimden haberdar olsun. Hasinler'de Hasan'ın intikamını alacağımı bilsin. Emredersin sultan. Sultanım, madem Bizans küffarını yeri göğü dar edeceğiz, Anadolu'yu bilen İbrahim Minal'ı affedip tekrar ordunun başına getirsiniz. İşte buyurun. Lakin keşif belli hususunda olduğu gibi devletimizin hayır için doğru bildiğimi söylemekten geri durma. Görkli peygamber hakkı için. Yara, ben 2 yıl arasındaki her şey üzerine and olsun ki. Canlarını da kardeşim. Hasan'ın şehit kanını yerde bırakmayacağım. Bırakırsan güneşin, ayın ve yıldızların nuruyla şamkıyan kılıcım, rüzgara yırtan okum bana an olsun. Gök girsin, kızıl çıksın. 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 Ve Sultanül Muazzam Şehinşah, Sultan Torul Hazretlerinden Ani Tekfuru Kekal Menus'a. Ben Selçuklu Sultanı Rübneddin Ebu Talip Muhammed Torul Bey. Yüce Allah'a yemin olsun ki atam Bilge Kağan'ın buyruğu yerine getirilecektir. Yukarıda gök çökmedik, yaz yer delinmedikçe bozulmayacak olan Türk ili töresince akıttığınız her damla kanın hesabı Cenk Meydanı'nda sorulacaktır.
ordularıyla savaşmaya hazır olduğumuzu söyle. Katledilen Türkmenler ve dahi can parçamız yeğenimiz Hasan'ın intikamını almak için varacağımız seferin hazırlıkları tez vakitte tamam edile. Selçuklu'nun cümle yiğitleri Bizans küffarına karşı çıkılacak cenge hazır ola. Amcanızın buyruğunu işittiniz. Yallah!
Selim'in. Vakti geldiğinde boğazını kesmem gerekir. Selçuklu'yu yok edecek olan görünmez hançerim Emir Bozan. Hoş geldin. Hoş buldum. Aziz Kekavmenos. Şükür kavuşturan Leyla Bey. Nicedir, güvercinle haberleşir. Devlet meselelerini dert edinip kederlenirdik. Bundan böyle otağınız reis arayıdır. Sen emirsin, ben tekfur. Ama yakında, hatta bu savaştan galip çıktığımızda her ikimize de taht yolu açılmış olacak. Dostluğumuz ve işbirliğimizin bu uzunmuş gibi görünen yolu kısaltacağına eminim. Aziz Kekavmenos, senin Gazne tahtına çıkman için elimden geleni yapacağım. Ayrıca Melik Süleyman'ın Selçuklu tahtına oturmak istediğini gayet iyi biliyorum. Boyundurumuzun altına girmiş ve söz dinleyen bir Selçuklu her ikimizin de çok işine yarayacak. İki başlı devletin iki başından da her daim yolumuza çıkan Melik Alparslan'dan da kurtulduğumuzda her şey çok daha kolay olacak. Aziz Kekavmenos.
Diyojen. Senin asaletin onun karşısına çıkmaya yetmez. Bu hadsiz Türk'ün değersiz kellesi benim. Thank you.
Bizans'ın asil hizmetkarı, Gürcistan hakimi, Magistros Piparist Bahşevin yeğeni, Vasprokan valisi Prens Çortunel. Kılıcımı o pis kelleni gövdenden ayırmaya ve bu meydana sulacak olan kanını içmeye geldim. Get through the formalities, a warm welcome one and all. And our live game is Chelsea against Brighton.
I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Begley. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. And already we're underway here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, a man who splits opinion, David Luiz. Is he a midfielder or a defender? I would say the former, because he has an impetuous streak that can't be trusted at the back, but full of... He's gone for it! Oh, they really should have been made to pay. Funny. You say Socrates a touch it. That's not my fault, was it? He just touched the ball about 5 yards away from his feet, and then he scored for it. So that's another goal which I have every right to complain about. Socrates' touch just completely screwed up there. You know, what can I do about this touch screw? There's nothing I can do about it. There's nothing I can press to change it. Now the pass. Great tackle, he had to get that right. Absolutely nothing. Battles to win it back. Ball. Hazard gets it back. Kante positions himself well and cuts it out. Hazard. It's Hazard! Ball. Tries to get it forward quickly. This guy is good. Musk, the shot's on! And it's a goal! Well, I mean, time and space are plenty. He was never going to miss. Well, he made it obvious as to where the pass should be played, Peter, and it made the finish look that bit easier. This guy is broken. It's 1-0. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. Oh, he scored that. Big relief. It just needed better contact. He scores a header. See, these are two dodgy goals. He's a good player, but two dodgy goals, you see. He just gets two goals because of weird thing. A corner and then a goal, and also a goal because Socrates' touch. You know, there's nothing like I can't sit there and not complain about that. You just give that away. He needed to be better than that, and he knows it. Aimed long and direct. Well positioned to make that interception. He's good. Tries a through ball. Don't just give him goals because of weird shit. And it's caught up. That's what it is. A bad touch from the corner. That's why he scored. That's why he's on it. That's just annoying. There's not anything. It'll be a throw in. It's Hazard! Fires it in low. Looking back on that, it was some save and potentially a big moment for the keeper and this team. And it's Murray. Good challenge, he just stood firm. As Piliqueta goes looking. Murray. Oh, he's going to be pulled back for that one. And it's Murray. Murray. Header! He's done very well to get to that. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. We hit half-time. There we are, off they go for half-time. The breakthrough did indeed come in the first half, but there has only been that one goal. It is very, very tight. What do you think we're up to after 45 minutes? Peter, this is far from a lost cause. Yes, they've been hit once by a pacey opposition, but they've asserted more control and look capable. Chelsea head into the dressing room, pleased with the thought that they have that all-important lead. Analysis to come during the break. Just hits one! And that would have been some goal. Well, at least the crowd are appreciative of his efforts.
will swing at it. That is wayward. Oh, it was the first touch to die for, and it set him up beautifully. Chelsea have it back and they can go again. Yeah, he's fouled him there. And there aren't many who'd be prepared to wind up a shot from this far out. This defence is wary about opposition pace. So they're just not getting too tight? Yeah, they know that if they step up, their keeper could get a whole lot busier. Who's ball? Who's going to get there? Crossed in. Ah, he's had a go! Brilliant from Pedro! And with that goal comes comfort. And it has to be said, an absolute gift. Brighton look as though they're about to make a change. Chelsea themselves a two-goal cushion. Well, at 1-0, this contest was still nicely poised, but now that it's gone to two, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing feeling the other. Passes it through. He's got away. Steered out wide. Tumps it into the area. Oh, smart save. William did well to step in there. That was more than necessary. Looks to slip it through. Chance! Oh, great chance! And a goal! Surely now, beyond all doubt. Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. His second of the game, and an eye now for the hat-trick. Brighton, their final change. Three without reply. This is becoming a stroll. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. It's come loose. Forward it goes. A real chance to break. Well, that looks a foul. Yep, referee's given it. So what can they conjure from this one? Chelsea looking to widen the gap even further here. And he should have made it four. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Well, as contact goes, that was tremendous, and it helped him to direct it exactly where he wanted into that net. I think when it comes to the aerial department... Has a shot! Williams cross. It's bounced out! Moses... Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. And this is the perfect opportunity to create a cushion between the sides. Willian! The referee has seen enough. Chelsea